Zeptek'ten hepinize merhaba. Zeptek'te gameplay'de yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seferki serimizde Rust oynayacağız. Daha öncesinde Rust nasıl oynanır diye birkaç video çekmiştik. Ama bu sefer daha başka. Yani hem baştan oynayıp en sonuna kadar gideceğim. Baya baya bir seri olacak. Nasıl oynanırdan ziyade tamamen oyuna endeksli bir seri olacak bu seferki. Hızlı bir şekilde ağaç elde etmem lazım. Şu ikisi bir ev yapımına yeterli. Gördüğünüz gibi eğer şu tarz odun birikintilerine vurursanız 7'şer tane ağaç düşüyor. Ki bu oyun başında çok faydalı bir şey bizim için. Yani ben ağaç kesmekten ziyade şunları vurmanızı daha çok tavsiye ederim. Çevrede arayıp. Daha hızlı gelişirsiniz yani. Karşıda bir tane kaya da vardı. O kayadan da biraz şey elde ederiz, maden. Sonrasında devam ederiz. Bir yerlere ev kurarız falan. Yemek için hayvan kesmemiz lazım. Elbette ki şuralarda bir yerlerde bir domuz falan filan buluruz yani. Sorun değil o. Bu arada şu an oynadığım sunucu bir Türk sunucusu. Ve ben... Aa, tavuk var burada. Kaldım. Şunu hemen öldüreyim. Birazcık şans oldu bu. Güzel oldu yani. Umarım buradan da yeterli sayıda stone elde ederiz. 2. Bize 5 tane stone gerekiyor bu arada. Umarım 5 tane çıkar. Çıktı. Balta yapmak için 5 tane stone gerekiyor. Bazen bir kayadan 5 stone çıkmayabiliyor. Rastgele çıktığı için bu madenler. Şurada da bir tane varmış. Allah kahretsin, orada bir kurt var. İyi son anda gördüm gerçekten. Hemen şurada bir stone'u craft edeyim. Craft menüsünü tab tuşuyla açıyoruz bu arada. Her ne kadar bunlardan nasıl oynanır video serisinde bahsetmiş olsam da burada da söyleyeyim. Bilmeyenler olabilir. Bu arada şu an oynadığım sunucu bir Türk sunucusu. Ve bu videoyu YouTube'a yüklediğimizde açıklama kısmına oynadığım sunucuyu paylaşmayı düşünüyorum. Webtekno Steam grubunu falan paylaşacağım. Yani dilerseniz bir de katılabilirsiniz. Burada oynayabilirsiniz. Şimdi çevrede de hiçbir şey yok ki yani. Gerçi bir kurt mutlu olmasın da. Güzel gidiyorken. Hemen şunu koyayım. Biraz daha odun elde etmek istiyorum ben ya. Burası ev yapımı için hiç uygun bir yer değil ki. Muhtemelen girdiğim sunucuda yani yeni sabah olduğu için vaktim var gibime geliyor. Yani var herhalde. Şimdi yolun ortasından gidiyorum. Sunucuda da 5-6 kişi vardı yani. Hani şu an yolun ortasından baya baya gidiyorum. Biri beni vurabilir bile. Ah, şurada odunlar var. Çevrede hayvan var mı? Gönlümde yok. Umarım şurada da yoktur ha. Aa, odun değilmiş bu, kamp ateşiymiş bu arada. Şunları aldım. Başka bir şey yok. Yani iki tane yan yana odunun çıkması biraz zor bir ihtimal. Ben de ona şaşırıyordum işin aslında ama. Yani gözlerimiz uçuyor, ne diyelim. Oluyor arada böyle şeyler yani, anlayamazsınız bazen. Oo, karşıda neler var öyle ya. O ne be, yolun ortasında. Evet. Gördüğünüz gibi baltayla vurduğumuzda baya baya seriyiz yani. Muhtemelen daha vaktim var. Ben toplayabildiğim kadar toplayayım. Bir dakika, craft'ın üstünden bir şey yapmak istiyorum. Yatak için ne gerekiyor onu merak ediyorum. Yani 15 tane cloth gerekiyor ve bizde bir tane var. Bu cloth yani yün diyorum. Kumaş da hayvanlardan çıkıyor. Her öldürdüğünüz hayvandan muhakkak çıkıyor yani. Dikkatli olmakta fayda var. Yolun ortasındayız. İnsanlar da hayvanlar da bize zarar verebilir şu an.
Bayağı bir aslında o şeyim oldu. Şurada ham maddeleri top irkildim. Aa, tavuk var burada. Tek atacağım mı acaba? Yok, tek atamıyormuşuz. Bir tane kılavuz çıktı gördüğünüz gibi. Bu yemek bize bir süreliğine idare eder yani. Hatta bayağı idare eder de. Bu arada hiç radyasyon alana rastlamadım. Beni açıkçası şaşırtan o. Normal şartlarda şöyle bir düz gittiğinizde falan elbette ki karşımıza radyasyonlu alanlar çıkıyor. Radyasyonlu alanlarda Allah, ah, domuzmuş ya. Karşıda domuz dışında ayı var mı? Vallahi var. Git lan oraya. Şurada bir yerde tavuk da vardı ya. Arkadaş, orada da ayılar var ya. Şu geyiği kovalayalım bari. İşte arkadaşlar, okunuzun olması gerekiyor bu tarz durumlarda. Ok içinde ne gerekiyordu bakayım. Bu arrow. Ya arrow yapabiliyoruz. Ama ok yapabiliyor muyuz? 5 tane kumaş lazım. Eğer ki şu geyiği öldürebilirsem, daha doğrusu bu gerizekalı geyik sola kaçarsa, orada ayılar var. Sola kaçma lan, hadi gözünü seveyim. Sola kaç gerizekalı. Sekişine, Allah Allah. Ha, aferin, oraya kaç. Helal lan. Bu geyiği görünce de aklıma, lan yakalayamıyorum geyiği, kahretsin. Komik ya, cidden komik bir durum şu an düşündüğüm şey. Evet, cidden yakalayamıyoruz. Belki şurada sıkışır mıkışır. Oyun da kasıyor bu arada ya. Çok siniri bozucu şu rastın. Ha, durdum mal. Aa, Allah'ım. Ölmedi, kahretsin. Ha, öldü. İki klot. Bir daha klot düştü, tamam. Durumumuz güzel. Şimdi oku da yapalım hemen şuradan. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Cidden çok güzel. Karşıda bayağı bir şey var aslında. Şuraya bir yerlere ev yapabilirim ben. Şöyle nereye yapsam bilmiyorum. Şuraya da bir bakayım. Gerçi durayım şimdi ya. Karşıda bir ev varmış ha. Şimdi dikkatimi çekti. Yani yalnız olmayabilirim buralarda. Karakterimizin karnına çıktı bu arada. Biraz yan acıkmaya başladı. Umarım şurada kötü bir şeyle karşılaşmam. Karşılaşmadım. Arov. Şöyle bir 8 tane yapabiliyormuşuz. Yapalım. Gördüğünüz gibi hiç imleç falan çıkmıyor yani. Atış etmeniz için. Bu da oyunun zorluklarından birisi demek daha doğru. Şuraya falan yapabilirim ya. Bak, çok güzel yer burası ha. Gizli bir yerde yani. Şöyle sağlara sollara. Yavaş yavaş kararmaya da başlıyor zaten oyun. Hava kararmaya başladı. Oyun kararmaya başlamaz arkadaş. Bayağı yanlış bir cümle olur yani. Evet, şuraya kurabilirim hemen. Ne kadar varmış bitirmeme? Ah, bir tane kalmış. Onu da birazdan yapacağız. Oyunda şöyle bir sıkıntı demeyeyim de bir şey var. Gördüğünüz gibi ne keserseniz kesin size tavuk kanadı veriyor. Yani Rust'ın alfabeti aşamasında olmasına veriyorum bu durumu. İlerleyen zamanlarda farklı yemek çeşitleri eklenir. Belki her yemek çeşidinin farklı özellikleri falan olur. Ama yani şu an için böyle. Bence sıkıntı değil bu. Sadece yani öylesine bahsettim bu konudan. Şimdi evi bulayım ben şurada. Ev şu. Ama ben yanlış yere tıklayıp duruyorum. Hadi arkadaş, bitir şunu ya. Evet, son saniye ve bitti. Ev yapmaya başladım. Aa, bu arada bir sürü yapıyormuşuz, bunu bilmiyordum. Şuradan okçuluk yeteneklerimi kullanabilir miyim? Şuraya çıkıp bir şey diyeyim ya. Yüzüklerin Efendisi'nde bir geyik vardı, hani şöyle Legolas, Legolas ve Aragorn ve Gimli Urukayların peşindeyken Legolas bir tepeye çıkıp etrafa bakınıyordu. Aragorn da Legolas'a elf gözleri neler görüyor Legolas diyordu. Aklıma geldi şu an. Kendimi Legolas gibi hissettim. Ama etrafta avlayacak hiçbir şey yok. Yani Legolas'lığın boşuna sayın seyirciler. Evet, şuraya kurayım ben. Yavaş yavaş gece olmaya başladı. Kapı 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 kapı. Neredesin kapı?
Kapıyı göremiyorum ya. Her neyse ben kamp atışı yapayım o zaman ilk. Pek fark etmedi ne yapacağım. Şurada geceye geçiririm. Biraz da etrafa bakmak istiyorum aslında da. Şurada domuzlar falan var ya. Fantezi aramaya gerek var mı bilmiyorum ama. Yemek falan ısıtmayı göstereceğim. Birazdan. Şimdi kapı yapayım. Kapı. Kapı da burada. O metal doğrumuş o. Arada farklılıklar var. Bu çağırma sesi çok güzel ya. Sanki böyle bazuka çıkarıyormuş gibi arkadaş. Her neyse. Şu da birazdan biter. Şuradaki domuzu vurmaya çalışacağım. Bakalım keskin nişancılığım ne derece. İyiymiş göreceğiz. Şu craft da bitir ama be. Ne kadar var? Az kaldı tamam. O fitrolik kurt mu? Kurt galiba. Of, vallahi vurdum ha. Bu arada gece çöktü. Vuramadım. Neyse boş ver. Ben evime gireyim yani şimdi fazla fantezi aramadan. Evde güzel yere kurdum ha. Kimse göremez kolay kolay. Şimdi kapıyı kurayım önce ben hemen. Aha yanlış şey yapmışım bu arada. Wood door yapacaktım. Wood gate yapmışım. Şimdi bir açayım da. Ya bu tarz hatalar yapabiliyorum. Mal sıklıkla yapıyorum. Siz de göreceksiniz bu tarz hataları hep yaptığımı. Dikkatsizlik diyelim buna yani. Acele ediyorum bazen bu tarz şeylerde. Gerçi hiçbir önemi yok şu an. Rahat bir durumdayız. Bizi rahatsız eden hiçbir şey yok. Sabah olduğunu şu karşıyı daha bir güzel incelerim. Evet bakalım bakalım bakalım. Bitsin de şu an bitti. Bir yemek yerim şimdi. Evet. Kamp ateşini de kuralım. Evet bunu da kurduk. Şimdi ateşe yaklaşık E tuşuna basılı tutuyoruz. Şunu diyoruz. Aa pardon onu demiyorum. Ne yaptım ki ben ya? İgnaz şimdi yapmamız lazım. Yanlış tuşa basmadı. Use diyeceğime ateşi söndürdüm gidip. Yine söndürdüm mal gibi. E tuşuna basılı diyoruz. Open diyoruz. Burada açıyoruz bunu. Şimdi bunları koyduğumuzda cook 6 yazıyordu pardon. Birazdan yapmaya başlarız. Evet, gördüğünüz gibi ateşte bir süre sonra yemekler kızarıyor. Biraz yavaş olabiliyor. Eğer ki çiğ yemek yerseniz karakteriniz bir süre sonra kusmaya başlıyor ve açlığınız daha da artıyor. Yani kesinlikle çiğ yemek yemeyin. Hatiyen yemeyin yani. Of şu olay beni bayağı sinir ediyor ya. İlla E tuşuna basılı tutmanız gerekiyor. Yavaş yavaş burada şeyler olmaya başlar yemekler. Her neyse tam bu bayağı bir yeterli olacaktır bana. Bir kapıyı açayım. Aşağı yukarı bir gece 15 dakika sürüyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ben gece takılmak istemiyorum dışarıda. En azından şu an için. Yani hiç fantezi aramaya gerek yok. Crafting'i bir açayım. Yatak yapabileceğimi zannetmiyorum ama. Bakayım. Aynen yapamıyorum. Şey ya tulum yapabilirim. Tulum yapabilirim ama. Belki yapabilirim yani tulum emin değilim. 15 tane istiyorum içinde. Hiçbir şey yapamıyorum kısacası. Şu arada şeyi harcamayayım ya. Evet lan yine aynı şey yaptım. İki tane daha pişti bu arada yemek.
Biraz zaman alıyor pişmesi ama pişiyor yani. Altta ne? Bayağı bir okumuz da var. Şey yapayım ben bir dakika ya. Şunların hepsini almayayım aslında. Aynen hepsini alırsam. Her neyse kalsın burada ya, önemli değil. Dışarı çıksam mı acaba? Şöyle bir etrafa bakayım. Hiçbir şey göremiyorum yalnız ha. Şu ağacı biraz kesmek istiyorum da. Biraz daha çevreye bakayım, bir şey var mı? Yok. Ah ah, şu zombileri kandırmayacaklardı oyunda. Zombilerin ha, havası bir başka oluyor arkadaş ya. Her neyse ben toplamaya devam edeyim. Bitti ağaç burada. Devam ediyoruz şimdi, eve geri döneyim hemen. Bu arada meşale de sönecek ha, 115-114. Daha idare eder ama bayağı harcadım yani bugün. Kapıyı kapatalım. Yine aynı şey yaptım bak ya. 10 tane yeterli olur mu kutu yapmam için? Emin değilim. Nerede göremiyorum şu an. Burada. Ha şey, bu başkaydı. Deriden yapılan o. Sonuç bak. Ağır yetmiyor. 30 tane gerekiyormuş. Yani hiçbir şey yapmadan şu anlık geceye geçirmeye bekleyeceğim. Biraz da süre daha craft menüsüne bakayım. Sizi de bilgilendireyim birkaç şey ile ilgili. Gördüğünüz gibi ilerleyen seviyelerde şunlardan ev yapıyorsunuz. Daha büyük evler. Tabi burada pek çok şey eksik bile yani. Aa, bu arada yapabiliyor muyum? Yok yapamıyorum. Ama birkaçını yapabilirim. Ama yine de ben ağaca mıyım? Şu anlık. Yani yapabileceğim en kısa süre içerisinde ben bir silah yaparım. Silah yapmam daha mantıklı olur. Ya da bilmiyorum. Yani yakın seviye, yakın dövüş için bir balta yapabilirim. Gerçek balta yani, taştan değil. Halis mulis bildiğiniz balta yani. Şu an için gecenin geçmesini bekleyelim. Evet arkadaşlar, gece sonunda bitti. Artık sabah oldu ve avlanma vaktimiz geldi. Karşıda kurtlar var. Oraya gitmeyeceğim. Benim ilk önce birazcık odun bulmam lazım. Ve aynı zamanda söyleyemiyorum şu an ya. Kumaş elde etmem gerekiyor. Kumaş için de domuz falan öldürürüz. Şurada yeterli seviyede odun elde ederim ben. Evimiz şurada. Unutmayayım ben onu. Açlık seviyemiz çok güzel bir yerde. Devam edelim. Bu geceyi de geçirelim. İlk bölümü böyle sonlandırırım ikinci gecede. Şurada bayağı bir kaynak var. Ayıymış olan. Domuz zannettim, saldıracaktım ya. Ah Ceylan. Yaralı Ceylan, gel buraya. Her Ceylan'a vuruşumda da aklıma Last of Us geliyor. Orada bir Ceylan avlama sahnesi vardı. Yanlış demiyorsam eliyle avlıyorduk Ceylan'ı. Vurdum. Dur yerinde. Bir daha vurdum ve öldü. Avlanmak eğlenceli ya. Bayağı bir plot da çıktı güzel. Fazla fanteziye girmeden şunu da vurayım hemen. Lan çekemiyorum. Aslında hiç acımama gerek yoktu okları ama. Yakın mesafeden domuzu öldürebilirdim. Ama olsun, önemli değil.
Zaten burada bayağı bir kaynak var. Artık tamamen de gündüz oldu. Bayağı bir vaktim olacak etrafta gezinmek için. Ama ben gezinmekten ziyade her şeyi bir garantiye alayım. Sonra daha düzgün bir yere ev kurarım. Şurada bir ceylan daha var, onu da hemen öldüreyim. Nedense hemen eğilesim geliyor. Counter'dan kalma bir alışkanlık bu ya. Aa, ayağından vurdum. Dur lan artık. Allah, boş attım. Öldü. Evet, şimdi önce şunu kıyayım. Bayağı bir ham maddemiz olsun bizim bir. Ev karşıda. Kayalıkların altında güzel bir yerde saklandık. Durumumuz iyi, güzel. Bu arada balta yavaş yavaş şey olmaya başladı. Söyleyemiyorum orada şu an. Dayanıklılığı bitmeye başladı baltanın. Sonsuza kadar kullanamıyorsunuz yani yaptığınız şeyi. Bir süre sonra yıkılıyor. Patlıyor. Kullanılabilitesi kaçıyor. Ne güzel cümleler kuruyorum ben öyle. Kullanılabilitesi kaçıyor. Her neyse, devam edelim. Lan iyi Allah. İyi zannettim ya. Ayılar karşıda. Yine ayılarla fanteziye girmeye gerek yok. Aa, bir tane daha ceylan var. Ama uzakta da ayılar var. Ayılar beni görürse kötü olur. Şu ceylanı öldüreyim ben ama. Fazla uzaklaşma be. Ah, aferin oraya gitti. Aferin aferin. Git 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 git. Aa. Şimdi headshot atabilir miyim lan acaba? Aa, ölmedi. Öldü artık ya, ölmesi lazım yani. O an ayı değil Allah'tan ha. Ha? Bayağı bir klot da oldu. Şurada stone'lar var. Bir sürü şey var ya. Ben burada takılarak bile bayağı bir geçinirim. Ya, iyi yere kuruldum. Bu konuda kendimi takdir ediyorum. Güzel bir kaynak yeri buldum. Bayağı stone da elde ettik. Bakalım durumumuza. 250 tane var. 14, 21. Güzel ya, ama biraz daha elde etmekte fayda var. Kesinlikle stone elde etmem lazım benim bayağı bir ya. Karşıda var. Şurada da vardı. Muhtemelen şimdi... Peki, tamir etmeye gerek yok ya. Yenisini yapacağım. Tamir için de farklı bir şey yapmamız lazım. Bir craft'ın üstünden bir şey yapıyorsunuz. Onunla birlikte tamir edebiliyorsunuz. Göremiyorum şu an baltayı. Torç yapmama gerek yok. Burada. Taşla devam edeyim ya. Fantezi olsun. Baya baya odun oldu muhtemelen. Evet. Yaklaşık 300. 300'den fazla. Okumuz da var. 41 tane klot da var. Güzel ya. Çok güzel hatta. Biraz da stone elde edebilirsem. İlerleyen zamanlar için. Sonra bir fırın falan yaparım. Fırında bu malzemeleri eritirim. Ham maddeleri. Sonrasında güzel güzel silahlarımı yaparım. Tamam. Yeterince yemeğim de var artık zaten. Bu arada şey yaptık, baltayı. Onu alabilirim. Niye alamadım? Evet. Devam edelim. Şunlardan da toplarım. Şuraya da gider, onları da elde ederim. Ayılara yakalanmadan bir ceylan, domuz falan varsa onları da keserim. Ve bu geceyi de böyle rahat rahat atlatmak istiyorum hiç aksiyona girmeden. Sonrasında yeni bir yer arayabilirim. Yeni maceralar atabilirim. Artık iyi geliştim yani. Bu arada açlıkım, karakterin açlık seviyesi de 600'lere düştü. Hop, ne olduk be. Ben niye bununla yapıyorum ki? Ben onu anlamadım şimdi. Elimde balta varken taş da.
uğraşıyorum. Garip bazı alışkanlıklar işte böyle sizi etkileyebiliyor, beni etkileyebiliyor. Orada ayılar var. Burada bir tane domuz var. Şurada bir tane domuz var. İşte aslında hiç ağaç toplamama gerek yok artık ya. Deli gibi ağaç oldu arkadaş. Bana stone lazım. Ha, çıksın stone çıksın. Allah. Bildiğin ıskaladım. Kafasına çaktım ha. Şimdi şu mesafeden. Allah belanı versin. O yiye doğru koşuyor. Geber. Aa tavşan. Küçük tavşan. Tabii ki de onu okla öldüreceğim. Yaptın da bayağı bir faşistlikten çıktı ya. Neler diyorum ben arkadaş ya. Her neyse şunu da elde edeyim. Oraya pek girmek istemiyorum. Ayı var filan. Korkuyorum biraz. Şunu alabilir miyim? Ayı bana saldırmaz herhalde o kadar uzaktan ya. Aslında ayıya mı saldırsam ya? Fantezi arayıp biraz. Bari kıyafetleri yapıp da öyle saldırsam daha mantıklı. Ben saldıracaksam bile öyle saldırayım. Karşılara bayağı şey var ha. Şimdi oraya gideyim aslında. Şöyle dolanıp. Okum ne durumda? Bayağı var. Şuradaki ayıya bir ok atsam. İki ok atsam. Bu arada karnım acıktı karakterin. Gidip yemek yapayım. Hop, yanlış yaptım. Hadi be. Bitir artık şu craftı. Eve gidip bir yemek yapayım ben. Yani yemekler zaten ısınmıştır. Bayağı bir koymuştum ben. Hop, korktum. Bayağı bir konmuştum ben yemekler ısınsın diye. Onların tamamı ısınmıştır muhtemelen. O esnada ben şu boş durmayayım şunu ateş edeyim. Ha iyi yer koşuyor ya şu an. Biraz daha koşsun bakalım. Oha durduk yere kaçırdım ha. Helal olsun drone hedefi vuramadım. İki defa ıskalamam ama yani. Bayağı bir an çıktı karakter muhtemelen. Cloud çıksa iyiydi daha fazla da neyse. Şu tarafta mıydı o bir tarafta mıydı hatırlayamıyorum onu da. Yok karşı taraftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle de bakayım burada da olabilirdi ya. Hatırlamıyorum tam olarak nereye kurdum ama şöyle bir yere kurmuştum. O zaman buraya kurdum. 300 açlık var. Ya kesinlikle çok sorun değil. Ama olsun. Buradan geçemeyeceğim ha. Ev burada bu arada. Aa geçebiliyormuşum. Hemen yiyeyim. Bu arada yeni şeyler de yapabilirim. Yeni yemek yapabilirim. 23 tane var, bayağı var. Bunlar ısınır o arada. Ben şurada bir craft yapayım. Şunları giyeyim. Tamamen bir hazır olalım. 10 tane istiyor. İlk önce ben bir yatak yapayım da.
Daha doğrusu şey işte uyku tulumu. Nerede uyku tulumu göremiyorum şu an, gözüme çarpmıyor bir türlü. Halen çarpmıyor, gördüm. Niye yapamıyorum? Çünkü yanlış şey tıklıyorum. Yo, baya baya yapamıyorum. Her neyse, boş ver. Şey yapayım, devam edeyim bir daha zırh yapmaya da kendime. Armorlar nerede? Allah Allah, ben niye her şeyi kaybediyorum böyle ya bugün? Sanırım sunucuda bir lag oluştu. Bu arada arkadaşlar, sorunca internetinle ilgili bir sorun yaşadım. Eşyaları yapamama sebebim buydu. Sunucuda sorun yokmuş. İnternetim gidip geldi. Bu aksaklık için özür diliyorum. Her ne kadar elimde olmasa da. Buradan yetkili menciler de umarım beni duyar. Son günlerde ciddi sıkıntı var internette. Bulunduğum bölgede muhtemelen kaynaklanan bir sorun nedeniyle. Her neyse, hemen bir uyku tulum yapayım. 30 saniye sürecek. O sırada ben karşıya gideyim. Orada da full ayı var sanırım ya. Şurada kurt var. Bildiğin vahşi ya. Bildiğin yani tüm vahşi hayvanlar karşıda. Karşısı da çok güzel yer aslında. Bir sürü ham madde var orada ya. Oraya gitmek istiyorum ama. Acaba buradan o ayı vurabilir miyim? Kurtmuş ama. Arkadaş, kurt da daha tehlikeli ya. Neyse, eve kaçırım hemen ya. Sorun değil. Hadi bakalım, vurursan eve kaçarım. Oha. Bir daha oha. Bu sefer vuracağım. Ne kadar yukarı gidiyor öyle ya? Ah, iyi attım aslında ama. Bak, sıyırdı. Biraz yakınlaşayım. Ay, gerizekalı kurt o tarafa gidiyor diye oraya doğru attım. Ama durdu olduğu yerde. Yavaş gir ya. Hey. İlk kurtu öldürdüm. Kurtları severim ha. Tabii bu kurt sevgisi de Game of Thrones'tan kalma bir şey. Bayağı bir geldi. Güzel. Oo. Hemen. Armor yapmaya devam edeyim. Kaç tane okum var? 4. 6 tane sanırım. Şurada ağaç var. Orada kurtlar var. Burada bir tane daha kurt var. Bu arada yol ortasındayım. Tamamen açık hedefim aslında ya, neyse. Ah! Şu ıskanamalarım yok mu? Bak ya. 4 tane kaldı ha bu arada. Korktum bir tane daha geliyor diye. Bir tane daha gelse kötü olabilirdi. Şunu da hemen bir giyeyim ben arada. Buraya bir tane daha armor yapayım. Full tamamlansın set. Oo, o iyi vurabilir miyim acaba iki taneyle ya, onu bilmiyorum.
Riske girmeyeyim ya. Orada deli gibi ayı mı var? Evet, ayı var. Neyse, hepsini avlarız ya. Sıkıntı değil. Tam bayağı bir armor doldu şu an. Ama ben bir şey yapayım. Ok yapayım da. Göremiyorum şu an, gözüme çarpmıyor bir türlü burada. Yani 10 tane, 20 tane yapayım mı ben? Şöyle şu domuzu öldürürüm. Ayılara falan vururum. Bir tek bu arada alt kısmı kaldı, şey bot kaldı, yapmadım. Onun dışında full çevrildim. Baya baya wood doldu. Kaynaklar da güzeldi bunda. Daha fazla kaynaması daha iyi olurdu ama sağlık olsun, önemi yok. Hiçbir önemi yok hatta. 20 tane değil, beşer beşer 10 tane. Bu sefer ayıya giriyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Oha, kaçırdım. Muhtemelen yine kaçıracağım derken yine kaçırdım. Bu sefer kafasına çaktı ama. Oha, kaçırdım. Ayı tabi 3 vuruşta ölecek değil. 2 vuruşta ölecek değil. O siktir, 3 vuruşta da ölmüyormuş. 4'te ölüyor. Ben 3 vuruşta öldüğünü düşünüyordum. Bu arada kanamamız başladı da önemli değil. Ölmeyiz yani bu kanamayla. Demek ki neymiş? Ayıyla şaka olmazmış. Bir yemek yiyeyim. Sonra sargı bezini de kullanalım da. Ben en iyisi kurt avlamaya devam edeyim. Geyik falan da var orada. Bir sürü şey var da. Kaç tane okum var? 3 tane var ha. Kaçırma lüksüm yok. Allah kahretsin ayı. Kaç. Geliyor mu peşimden? Geliyor, vallahi geliyor. 3 tane de okum var yani. Kötü durumdayım. Umarım bir şey olacağını sanmıyorum da. Şu an fantezi arıyorum ha. Ve kaçırdım. Şurada hemen ok yapayım. Ahaha. Şuna bakayım. Üstünde bir şeyler koyabilirim bunun. Kaç tane varmış? Bir tane kalmış ha. Böyle sağ tuşla bölebiliyoruz bunları. Bayağı bir koyayım. Bu arada yeni etler de geldi. Onları da ısıtmaya koyayım. Bu da patlayacak yakın süre içerisinde. Ben hemen bir son kalan parçayı da yapayım setin. Botu da yapayım yani. Uf be, düz ya, Allah. Ha var tabii ya, sıkıntı yok. Ama bunu kaçırırsam her şey biter ha. Şu kaçırmalarım yok mu, şu kaçırmalarım? Biraz ok yapayım ben iyisi de. Beş, 20 tane yaparız şununla ya. Kafam rahat. Kaç tane var üzerinde? 4 tane var. Tam öldürmelik ha. Ne eksik ne fazla. Bir tane bile kaçırma lüksüm yok şu an. Dümdüz dururken kaçırmak da efsane olurdu.
Evet. Bir ayı daha. Öldü gitti gitti. Yavaş yavaş kötü olmaya başladı. Ama kanamayı durdurayım da ben bir. Aynen gece olmaya başladı. Ben kapıyı bir kapatayım. Gerekli ufak tefek her şeyi de şimdi yaparım. Ben de şunu kurayım şöyle. Niye aldım ki ben onu geriye? İkileri aynı salaklığı yapıyorum. Şu oklar bitsin mi? Aa bitmiş. Sargı bezi yapayım hemen. Şu gerekli şeyleri de bir yaptıktan sonra bu videonun sonunu getirmek istiyorum. Devam edeceğim ama seriye dediğim gibi. Bir tane yapalım. Sonra şu gereksiz eşyalarımı koyabileceğim bir kutu yapayım. Bu arada eşyalarımızı şununla tamir ediyoruz. Şöyle bir şey yapabilirim, soba yapabilirim. Bu ev şu anlık beni, yani biraz daha beni, ya yani sığmayacağım bu eve, bana yetmeyecek. Soba yapabilirim. Bir sürü ham madde olduğu için elimde artık rahatım. Evet, bir soba yapayım ben. Yani soba dediğim fırın. Aa yapamıyorum. Bir workbench yapalım. Bu arada gece oldu. Ben her şeyi yaptım. Şunu da şöyle bir yere koyabilirim muhtemelen. Koyamıyorum ha. Ah koydum. Şunları koyayım şöyle. Her şeyi de bırakalım. 216 tane kaldı. 16. Yani bayağı her şey var ya şu an. Durumumuz güzel. Şunları da ısınmaya koyayım. Hop yine aynısını yaptım ha. Tamam. Bunu da koyalım. Kanları da koyalım. Bu kalsın, bu kalsın. Bunu da koyalım. Crafting'imiz bitti mi? Ya da başlattı mı? Ben başlatmazsam bitmez. Workbench yapamıyorum çünkü eşyaları tam zamanlı bir yerde buraya koyarsam halde hiçbir şey yapamam. Bununla yapıp seriyi bitireyim bu videoyu. Daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Daha önce sana bahsettiğim gibi oynadığım sunucuyu paylaşmayı düşünüyorum. Steam hesabımı, Webtekno'nun Steam hesabını filan. Bu videonun altında açıklama kısmına yazacağım. Eğer siz de katılmak istiyorsanız hep beraber oynayabiliriz. Gayet eğlenceli olur. Yani bakalım bakalım öyle. Şunu da yapayım lan. Evet arkadaşlar, dediğim gibi her şeyi paylaşacağım bu videonun altında. Şu anlık Rust serimizin ilk bölümünü bitiriyorum. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.